Ay kızlar, nasıl bir geceydi biliyor musunuz? Kabus gibi. Neden diye sorun. Çünkü gördüğünüz üzere dünden beri dün Doğan bizi restoranttan getirdikten sonra yağmur başladı ve hiç dinmeden yağdı. Ara ara rüzgar, fırtına vardı. Zaten meteoroloji uyardı. Okullar bugün tatil etmişler. Mümkün olduğu kadar, mecbur olmadığı sürece dışarı çıkılmasın diye uyarı verildi. Kayınpederim evde, Çiğdem evde, Asya evde. Yani hepimiz, evin tüm ahalisi. Asya liseye gitmedi. Kayınvalidem evde. Kayınpederim de gitmedi işe, restoranta. Yusuf da evde, restoranta açmadı. Aras Kuzu da evde. Ben de evdeyim. Benim zaten bugün programım evdeydi. Şey yapacağım, kas tarifini yapacağım. Erkenden, bir gün önceden yapıp bekletmek istedim. Gerçi tarifte de öyleymiş. Bir gün önceden yapılıp daha da marine olması için. O tarifi çekeceğim size bugün. Ama size şöyle bir havayı göstereyim dedim. Sen kazdan ne anlarsın annem? Şöyle pencereyi açtım. Biraz arasa yatak keyfi yaptık. O esnada da biraz şöyle pencereyi dışarıdan izleyeyim diye. Rüzgarı görüyor musunuz? Bakın. Of of. Şimdi portakallar o kadar dibine düşmüştür ki biliyor musunuz? Buz gibi hava. Buz buz buz. Şöyle yapayım, daha iyi gözüküyor. Koltuklarıma kadar su yemiş. Rüzgar da, yağmur her yeri ıslatmış. Görüyor musunuz terasımı? Normalde buralara kadar benim su gelmez. Çatı çünkü kapalı. Ama işte böyle bir gün yaşıyoruz. Olsun, Allah beterinden korusun. İnşallah su baskınları, ne bileyim çatı şeyleri, kopmaları, can sağlığı, mal zararı falan olmaz. Seralar falan önleminizi alın diye bayağı Kumluca tarafına da uyarı vardı. Günaydın, günaydın. Flaşsız karanlık hiçbir yer gözükmüyor. Şimdi salonun ışığını açacağım. Şu nevresim yüzünü kayınpederim almış arasa. Ben de tuttum, yıkadım. Arabalı böyle. Yorgan yüzü. Onu sereriz bir gün sizinle beraber. Ama en güzeli de sobamızın sıcacık yanıyor olması. Kocişim sağ olsun sobayı yaktı. Şurada odunlarımız var. Dün Yusuf'un montunu falan yıkamıştım. Yusuf getirmiş, buraya asmış. Ben diğer kalanlarını arasının odasına asmıştım. Şimdi güneşlikleri bir çekeyim. Işığı bir açayım. Ondan sonra normal bir ışıkta konuşalım sizinle. Evet ay balalarım. İşte size güncel durum. Gördüğünüz gibi fırtına geldi. Allah korusun. Müge'yi açtım. Aras kuzu uyandı. Onun üstünü başını değiştirdim. Pijamalarını giydirdim. Hırka falan giydirdim. Şimdi o orada Hot Wheels arabalarıyla oynuyor. Dün Yura ona yılbaşı hediyesi olarak ne aldı oğlum? Bir gösterir misin basık? Hot Wheels. Hot Wheels. Yarış pisti mi oluyor? Bu ne pisti oluyor? Bilmiyorum. Yok, yarış pisti değil. Ha, hadi at da göster nasıl fırlattın arabayı. Ya işte böyle bir şey aldı. Yusuf daha yatakta yuvarlanıyor. Ben şimdi arasa sütlaç yapıyorum. Sütlaç istedi. Zaten son irmiğim ve son sütümdü. Sobanın üzerinde hızlıca yaptım. Sıcacık sobamız varken niye tüp harcayalım ki değil mi? Tüp dolmuş. 250 liraya yakın herhalde. Şimdi bu tamamdır. Bunu çıkaracağım. Soğutacağım. Arasa yedireceğim. Ben ne yapmaya başladım biliyor musunuz? Evde ekmek yok ve bu hava muhalefetinde de kimse eve ekmeğe gidemeyeceği için şöyle yarım bardak kadar yoğurt, bir tane yumurtayı çıkardım. Oda ısısında biraz beklettim. Kabartma tozu ve azıcık sıvı yağla un. Ne yapıyorum kızlar? Mayasız pişi yapıyorum. Yağda kızartacağım. İçine de işte peynir falan, zeytin, meytin, kahvaltılık bir şeyler çıkarırım. Çayımı da demledim misler gibi. Şurada Yusuf dün motorla geldi, ıslanmış. Onları şöyle attım sobanın etrafını kurusun diye. Kaçak çayımı da demledim mis gibi. Çayımızla pişimizi yeriz. Yatağı toparlıyorum bir yandan da. Ama önce hamuru yoğurayım. O biraz beklesin. Sonra yatak odasını toparlarım. Arasın odasını toparladım. Lavabomu yıkadım. Klozetimi yıkadım. Banyomda bir işim yok. Burası temiz. Bakın. Sese bakın. Bir. İkincisi de karanlığa bakın. Daha bir de flaş var bende. Flaşı kapatınca bakın ne olacak. Görüyor musunuz? Ne kadar karanlık.
Aynı şekilde evin içi de komple böyle karanlıktı. Işıkları açtım. Güneşlikleri açarsam da gene karanlık olduğu için hiç fayda etmeyecek. O yüzden güneşlikleri kapattım. Güneşliklerimi hiç açmadım bugün. Arasın odasında flaşı bir ayarlayabilsem. Şöyle çamaşırlarım var kuruyacak. Görüyorsunuz değil mi ne kadar karanlık. Saat şu anda 11 bir de. Bugün bir şekilde idare edeceğiz. Hiç yapacak bir şey yok. Ben dünden kazı kayınvalidemden şöyle büyük bir tencere aldım. Ve tencerenin içinde sobanın üstünde haşladım mis gibi. Tuz koydum bolca ve defne yaprağı. Ve şu şekilde tepsisine aldım. Çok güzel bir şekilde haşlandı. Böyle kemikleri ayrılıyor artık, o derece söyleyeyim size. Ben bunun üzerine marina sosunu yapacağım. İşte onları yapmaya geçtiğim zaman tarifin ayrıntısını size veririm. Kazım orada duruyor. Ördekleri de annem getirecek yarın zaten, inşallah hava böyle olmazsa. Baksanıza ne kadar korkunç bir hava var. Allah'ım korusun, esirgesin. Evet. Kaz tarifini sonra geçeceğiz. Önce kahvaltı faslımızı bir atlatalım. Şu hamurumuzu sizinle yoğuralım. Sonra yatak odamı toparlarım. Günümüz de böyle başladı. Bakalım hayırlısı.
Bebişlerim biz kahvaltımızı yaptık. Pişilerim harika olmuştu. Değil mi hayatım? Sen de beğendin mi pişiyi? Güzeldi değil mi? Şimdi ben mutfağı bir toparlayayım. Şurada biraz un çıkardım. Unu kaldırmadan önce. Bunu ördeğin dışını kaplamak için hamur yapacağım bebişler. Onun tarifini vereceğim size. Önce şu mutfağı bir toparlayayım. Ondan sonra ördek demişim pardon kas. Kas tarifi için fırında kas tarifi yapıyoruz. İçine elma dolduracağız kızlar. Ve üzerini hamurla kaplayıp fırında pişireceğiz. Normal tarifine göre önceden biraz haşladım ben bunu. Çünkü fırında mümkün değil zaten kazın pişmesi doğal kazdı. Ondan dolayı şimdi size ayrıntılı kas tarifine geçeceğim. Özellikle iç istendiği için yılbaşına hazırladığım menüler bunları ayrıntılı çekeceğim sizin için. Ama önce su kahvaltı masamı bir toplayayım. Kendime bir yeşil çay ya da ada çayı yapayım. Şuradan hazır sıcak suyum var. Yeşil çay yapalım bir tane. Ondan sonra o sobaya odunumu doldurayım. Yağmur iyice hızlandı. Hayatım o çay koltuğa dökülür bir tane. Dikkat et. Aras kuzu sütlacını yedi. Herkes telefonunda keyiflerde. Yatak odamı toparladım bebişlerim. Çok fena yağmur yağıyor. Neyse bereketiyle yağsın. Şu odunlarımı doldurayım. Şu kalabalık görüntüyü de bir toparlayayım. Ondan sonra rahat rahat sizinle ayrıntılı gramajına göre tarifine de kas fırında kas tarifine geçeceğiz. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to stone.
listening to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And tezgahımı toparladım. Şu büyük tenceremi falan, şu plastik işte kepçelerimi şu anda bugün kullanacağım. Kepçeleri elimde yıkadım. Makineye koymadım. Makinemde çalıştıracağım. O da doldu. Şimdi bu köşeyi temizledim tezgahımı. Çünkü özellikle burada çalışacağım için bu yeşil çayı ara ara yudumluyorum. Bu arada şuradan rüzgarı da görebiliyorsunuz. Güzel manzara. Şimdi kızlar, anlattıktan sonra yapmaya ve hızlandırmaya başlayacağım. Çünkü çok da izlemek, tarif izlemek istemeyenler için sıkıcı olmasın diye hemen böyle şurada 2 su bardağı kadar suyum var kızlar. Unum var. Buna birazcık tuz, göz kararı tuz, şöyle bir çay kaşığı kadar tuzumu attım. Şöyle yarım su bile değil, yarım çeyrek su bardağı diyebilirim. Suyu döktüm. Bunu böyle el yapışmayacak bir hamur yapacağım ve biraz dinlendirmeye bırakacağım. O esnada da hamuru yoğurduktan sonra da şöyle kremalarım var. Fark etmez hangi krem olursa olsun. Ben 400 mililitre kullanıyorum büyük bir kaz için. Bir de soya sosu. 70 gram kadar da soya sosu kullanacağım. Burada 250 var. Bunun 1/3 kadarını kullanacağım şu şekilde. Krema ile soya sosunu karıştıracağım. Ve şöyle bir sos elde edeceğim. Hem dışını kaplamak için, hem içini, elmaları böyle dilimleyeceğim, içlerine dolduracağım, elmaları böyle soslayacağım ve ördeğin kazın içini dolduracağım, elmaları da soslamak, marine etmek için bu sostan faydalanacağım. Bir şey anlatıyorum, siz müzik açıyorsunuz Aras'cığım. Onun dışında da sulu kırmızı büyük elmalarım var. 4 tane kadar, hatta 4-6 büyüklüğüne göre elma kullanacağım. Onları iri dilim şeklinde dilimleyeceğim. Sadece ortasını temizleyeceğim, kabuğunu soymayacağım. Onları da bu marinalı sosun içinde karıştırıp kazın içine dolduracağım. Fazla kalanlarını da etrafına dizeceğim. Bu yoğurduğum hamuru da açacağım ve kazın üzerine örteceğim. Kazımı da hemen çıkarayım. Kazdaki olay bu. Çok güzel pişti. Şimdi bu kolları çok ince olduğu için bunların dağıldığına bakmayın. Önemli olan şu göğüs kısmının ve butlarının pişmesiydi. Bunlar da gayet güzel piştiler bence. Şöyle ortaya ortaladım bunu. İçinde de birazcık böyle bir kepçe kadar suyundan, haşladığım suyun üzerinden döktüm ki altı yanmasın, hamuru yanmasın diye. Şöyle görüyorsunuz. Yaptığım bu karışımdan da üzerini soslayacağım. İçini elmalarını dolduracağım. Ondan sonra hamurun üzerine gene aynı sosla soslayacağım ki kızarsın. Güzel bir görüntü elde edelim diye. O zaman sizinle yavaş yavaş başlayalım. Hamurumuzu yoğuralım. Ondan sonra da artık elmalarımızı temizleme faslına geçelim.
Tam tarifte size anlattığım gibi ördeğin içine elmaları, soslu elmaları doldurdum. Kenarlarına artanları döktüm. Zaten gördünüz. Üzerinin hamurunu yaptım ve kızarttım. Şimdi biraz daha kızarması için fırına göndereceğim. Çok düşük ayarda. 140-150'de ağır ağır pişiriyorum. Şurada bir elma var. Bakar mısınız? İçine kadar güzel olmuş, yumuşacık. Ha bu arada 3 diş, 4 diş de sarımsak. Efendim anneciğim, sosun içine katın. Göstereceğim tabii ki. Sosun tadı çok güzel bence bebişler. Şöyle kenarları kızarmaya başladı bile. Şimdi süsleme amaçlı şey yaptım. Şöyle kürdanları ikiye böldüm. Limonları ince eşi. Bir tane portakalı ince ince dilimledim. Anne, şöyle tutturdum kürdanlarla. Anne, şimdi geri fırına gönderiyorum. Anne, efendim aşkım. Limonlar tat versin diye böyle yaptım. Evet aşkım. Tekrardan fırına gönderiyorum. Ağır ağır kızarsın. Böyle şey piştik ya limonlarda. Pişecek aşkım. Suyunu salacak. Evet. Güzel olacak. Evet, güzel. Senin verini kurban olurum. Şimdi onu fırına göndereceğim. Tekrardan fırınım sıcak zaten. Şuradaki misafirimize bir bakar mısınız keyifçi? Abisi onu eve aldı. Salamını yedi. Bayağı sıcakta. Bayıldı. Yatıyor küçüğümüz. He? Bu mızmız olan değil. Bu biraz sakin olan. Öbürkü çok miyavlıyor. Bu o kadar değil. Bu benim kedim. Aa, hepsi bizim kedimiz aşkım. Ev sıcacık. Hepimiz atletlerdeyiz vallahi. Ha bu arada yaptığımız işlemi size göstereceğim birazdan. Şimdi şunu hemen şey yapayım, fırına geri atayım. Ondan sonra anlatacağım size. Biraz önce yağmur o kadar şiddetliydi ki Yusuf yatak odasına girdi ve neyi fark etti biliyor musunuz? Şuralar sırılsıklam olmuş. Şu küçük halım ıslanmış, onu şimdi sobanın önüne sereceğim. Yağmur direkt bu taraftan, rüzgar buraya vurduğu için şöyle altlarına, biz yazın ev bittikten sonra silikon çekmedik. Ve silikon çekmediğimiz için de altlardaki boşluklardan su olduğu gibi duvarlardan aşağı şey sızmış. Şu anda kurumuş hali bu böyle. En az 2 saattir Yusuf bununla uğraşıyor. Su bazlı silikonu sıktı. Şimdi donmasını bekliyoruz ama herhalde sızıntı olmadığı belli oluyor duvarlardan. Orayı kurtardık. Şu pikemi hemen elinin altında, burayı görünce paniklemiş, pikemi almış oraya atmış. Neyse, yağmur suyu sonuçta temiz, yerlerim de temizdi. Onu ben bir yıkarım makinede. Ondan sonra bebişlerim aynı şekilde yatak odanın penceresi ve Aras'ın odasının penceresi. Bakın, hatta su izi var. Görüyor musunuz? Oraya da havlu koyduk. Şu aradan da şey oluyor, buraya bez sıkıştırdık. Şu kısmı da silikonladık. Buradan da aktı bayağı. Buralar sırılsıklam olmuştu. Sonradan fark ettik. Hiç aklımıza gelmedi açıkçası. Ama artısı da şu ki pencerelerim komple yağmur yıkadı. Dışarıdan nasıl sığacağım diye dert ediyordum. Bu arada size şeyi göstereyim mi? Görebiliyor musunuz su birikintisini? Bakın. Topraklar bayağı suya doydu. İnşallah bir yerde su taşkınlıkları falan yaşanmaz. Annemi aradım. Onların evi biraz alçak olduğu için su baskını falan bazen oluyor diye. Bir sorun yok, merak etme dedi. İyi dedim, rahatladım. Onları görüntülü yaptım şimdi. Babam da evdeymiş. Babam da bugün gitmemiş işe. Çünkü çok tehlikeli yani gerçekten. Hava açık mı kalsın? Sıcak oldu mu içerisi? Tamam, burayı da açalım. Burası da ısınsın. Zaten çamaşırlarım var. Evet, kaz içime sindi. Kazın sosu da şahane oldu kızlar. Gerçekten o kadar hoşuma gitti ki. Azıcık hamurundan kenardan kopardım. Şöyle bir tadına baktım. Bence çok nefis oldu. Bugün Yura bana tepsiler getirecekti. Yarın onlara yapılacak tariflerin tepsilerini. Bir de benim tepsim vardı onlarda. Tepsi getirirken belki gelebilirse bu yağmurda bilmiyorum çıkar mı. Ben tepsi herhalde bu kazı erkenden gönderirim. Bugünden gönderirim çünkü artık bu hazır pişti. Değil mi? Öyle yapsam daha iyi olur. Çünkü yarın arabanın bagajının arkasında bir sürü tepsiler, yemekler gidecek. Bu arada annemden ördekler alınacak. Benim difrizimde yer yoktu diye ördekleri annemle bıraktım ve karidesler de restoranın difrizinde. Onlar getirilmesi lazım. Artık onlara yarın bir gün yağmur olmazsa Yusuf motorla gider, hızlıca alır gelir. Hava bayağı kapalı. Bugün full yağacak ama. Biz de şarjları dolduruyoruz işte, tabletin, telefonların. Çünkü belli olmaz akşam elektrik kesintisi olabilir diye. Ah, üstümden öyle büyük büyük kalktı ki kızlar, şu kazı hallettim ya. Çünkü bana öyle dedi ki Yura'nın hanımı, eşi. Nin dedi, yani denenmemiş bir tarif ve... Hani nasıl olacağını bilmiyorum dedi. Pişer mi pişmez mi emin değilim dedi. Hatta o bana çok haşlama, sadece suda 30 dakika beklet ve çıkar dedi. Ben bütün gece haşladım. İyi ki de öyle yapmışım çünkü kesinlikle kazın eti pişmezdi. Çok sert. İyi ki de kendi bildiğim şekilde yapmışım. Annem bana verdi bu tarif. Dedi kızım, kazı iyice pişirmezsen dedi fırında kesinlikle pişmez. Fırında sadece bütün lezzetin pekişmesi için fırına at dedi. Ben de aynen öyle yaptım. Şimdi annemi aradım. Dedim bak, aynı dediğin gibi yaptım. Çok da güzel oldu.
Hamuru da pişti. İçindeki elmalar da yumuşacık olmuş. O yüzden içime çok sindi. Ama diyorum ya, şüphem de var dedim, acaba olur mu olmaz mı? Ördeklere net eminim yapılabilir. Çünkü ördekler annemin tarifi olacak. Ve denenmiş tarif olacak. Orada yanılma payım olmaz inşallah. Yarın da bir aksilik olmaz da her tarifi düzgün bir şekilde çıkarabiliriz, yetiştirebiliriz. Ama kaz beni çok düşündürüyordu. Allah'tan ki oldu. Neyse, çok uzattım. Bir bardak çay alayım da biraz dinleneyim artık. Evet, fırından çıkardım kazımı. Şahane bir şekilde üstü de kızardı. Portakalları da hafif kızarmış, kurumuş. Aynı onun içine gittin. Niye yüklemiyorsun? Onun içine de yer var. Şu erkekler evde olacak. Hiç tartışmaları bitmiyor gerçekten. Hem telefonun var, hem iPad'in var. Aynı onun içine de yükleyebilirsin. Saat 5'e geliyor. Elektrikler 1 saattir yok. Mutfağımı toparladım. Sonra acıktık, spagetti yaptım. Sebzeli spagetti yedik. Aras da burada köşemde oturuyor, sakız çıtlıyor. Aras, seninle paketleri ambalajlama yapalım mı, hediyeleri? Gerçi çok bir hediye de yok ya. Benim bir rujum var, Çiğdoş'un verdiği. Onu paketleyeceğim. Senin şu Hot Wheels'ını paket yapalım mı? Hediye paket istemiyor musun? Aras'ın pek tadı yok gibi, biraz grip olmuş gibi. Şu şeyin üzerine bolca su doldurdum. Kaynatıyorum ki sıcak su lazım olur, dursun diye. İnternet yok, elektrik yok. Benim telefonumun şarjı yok. Ne olacak hiç bilmiyorum. Fırtına hala devam edecek gece yarısına kadar. Bir de üstüne elektrik kesintisi. Vallahi iyi, bari bir sobayla ısınıyoruz. Bir de klimayla falan ısınanların Allah yardımcısı olsun. Jeneratörleri falan yoksa. Antalya falan Boğaçay köprüsü taşmış. Trafik kapanmış. Her yer kırmızı alarmda yani. Saat 4'te gitti elektrikler. 6.30 oldu saat. 2.5 saattir elektrik yok. Çiğdem aramış. Çalışma var demişler. Kablomu ne kopmuş. Saat 7'de elektrikler gelecekmiş. Aras biraz uzandı, uyudu. Sobamız yanıyor. Of, bekliyoruz işte.